Salgınla birlikte hızla hayatımıza giren maskeler belli ki uzun bir süre daha yüzümüzden çıkaramayacağız. Zamanla maske çeşitleri de arttı ve bu defa hangi tür maske daha iyi korur sorusunun yanıtının peşine düştük. Çünkü cerrahi maske kullanan da var, bez maskeyi tercih eden de var. Bu maskeler standartlara uygun üretiliyor mu? Hangi tür maskeler virüsten korumada daha etkili ve hangileri riskli? NTV ekibi işte bu soruya laboratuvarda yanıt aradı. Özellikle sentetik kumaşların nefes alabilirlikte iyi cevap vermediğini biliyoruz. Çünkü gözenek yapısı farklı olduğu için başarılı değil. Standartlara uygun üretilmeyen maskeler korumuyor. Laboratuvar sonuçlarına göre en sorunlu maskelerse sentetik bez kumaştan yapılanlar. Normalleşme süreci devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kimi cerrahi maskeyle, kimi de bez maskeyle dışarı çıktı. Ama güvende hissettirse de her maske virüsten korumuyor. Sağlıklı kullanım için maskelerin standartlara uygun üretilmesi gerekiyor. Piyasada satılan maskelerin kalite standartlarına uygun olup olmadığı laboratuvar testiyle ortaya çıkıyor. Maskelere 3 temel test uygulanıyor. İlk olarak bakteri filtrasyon etkinliğine bakılıyor. Solunum yoluyla çıkabilecek bakterinin ne kadar tutunduğunun tespit edilmesine yönelik bir testtir. Bez maskelerde özellikle gene nefes alabilirlik ve bakteri filtrasyon etkinlik testinin her zaman başarılı olmadığını görüyoruz. Çünkü burada da kumaşın yapısı, hatta boyası, hatta baskısının bile etkili olduğunu gözlemledik. Bu şekilde çok sıkı dokunmuş kumaşların da gene bakteri filtrasyonunda ve nefes alabilirlikte başarılı olmadığını gördük. Maskelere nefes alabilirlik testi de yapılıyor. Nefes alabilirlik testinden geçen bir örnek. Daha kalın olduğu için, şu yapıda olduğu için buradan nefes alabilmemiz daha zor. Biraz kumaş yapısının esnemesi gerekiyor ki oradan rahat nefes alabilmemiz lazım. Ama öyle bir esnek yapıda olacak ki bakteriyi de tutabilecek. Maskeler son olarak mikrobiyal yük testinden geçiriliyor. Mikrobiyal yük de genellikle maskelerin üretiminde üzerinde biriken mikroorganizma yükünün tayin edilmesine yöneliktir. Ne kadar temiz, ne kadar steril olduğunu gösteren bir test işaretidir. Son düzenlemeye göre teri olmayan maskeler de standart dışı. Laboratuvarda maskeler bakteri filtrasyonu ve nefes alabilirlik testlerine tabi tutuluyor. Bu testler sonucunda işte bu elimde gördüğünüz cerrahi maske testi geçemedi. Ve aynı zamanda testi geçemeyen bez maskeler de mevcut. İşte bunları piyasadan satın alırken dikkat etmemiz gereken konu bez maskelerin üzerinde TSE, diğer cerrahi maskelerin üzerinde ise CE damgasının bulunması.